Arkadaşlar sorumuzda toplam yolcu sayısını verilen bir otobüsteki çay ve kek ikramlarından bahsedilmiştir. Sorumuzda hem çay alan hem çay almayan, hem kek alan hem kek almayan diye 4 tane durumdan bahsettiği için biz 4 bilinmeyenli bir denklem kuramayacağımız için hocam ne yaparız? Tablo oluştururuz. Sorumuz diyor ki çay alanların 2 bölü 3'ü, çay almayanların 1 bölü 5'i kek almıştır. He hocam, çay alanların oluşturduğu kısım, çay almayanların oluşturduğu kısım. E ben 3'e böleceğim misin? 2 bölü 3'ünü alacağım için. Hocam, çay alan 3x kişi olsun mu? 3x kişimiz çay alsın. E kardeşim, bunun 2 bölü 3'ü kek almış. Yani 3x'in 2x'i kek almış. Geriye kalan x'i de ne yapmış? Kek almamış. Sorumuz devam ediyor. Çay almayanların da 1 bölü 5'i kek almıştır diye soruyor. Hocam 5'e böleceğimiz için 5'in katından dolayı çay almayanlara 5 ye diyelim mi? Bunun 1 bölü 5'i kek almış. Geriye kalan ne yapmamış? Kek almamış. Ya kardeşim, biz burada şurada görmüş olduğunuz çay alanlar ve almayanlar, yani 3x artı 5 ye'mizin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 3x artı 5 ye'mizin toplam kişi sayısını verdiğini, 50 olduğunu biliyoruz. Bu arada çay alanlara 3x olsun diye zaten söylemedim. Devamında arkadaşlar sorumuz diyor ki, okuyoruz. Bu otobüste çay ve kek ikisini de almayan 16 yolcu vardır. Ya hocam, çay almayanlar buralar, kek almayanlar bu kadar. Demek ki hem çay hem de kek almayanlar neresi? Bu kısım. E görmüş olduğunuz gibi 4y 16'dan y'miz kaç olarak bulundu? Y'miz 4 olarak bulundu arkadaşlar. E bulduğumuz y değerini götürüp hemen aşağıdaki denklemde yerine yazsaydık, 3x artı 20 eşittir 50'den 3x'imiz 30, x'imiz de 10 olarak bulunurdu. Sorumuz bize neyi soruyor? Kek alan yolcu sayısı kaçtır diye soruyor. Hocam, bizim kaç tane yolcumuz kek almıştı gördüğünüz gibi? Toplamda 2x artı y tane yolcumuz kek aldı. E x'imizin 10, y'imizin de 4 olduğunu biliyoruz. Toplam değerimiz kaç olur? 24 kişi kek almıştır diye söyledik. Cevabımız A şıkkıdır.